10 dakikadır koşuyoruz. Taj Mahal'de sabah sporu yaptık resmen. Umarım milletten önce devam hala kırmızı. Oraya gidebileceğiz. Bu videoda dünyanın en pahalı aşk hikayesine tanık olacaksınız. Tarihte Türk-Moğol kökenli bir imparatorluk olan Babürlülerden Şah Cihan'ın yaptırdığı bu türbe yılda ortalama 6 milyon ziyaretçi alıyor. Ve şu anda dünyanın 7 harikasından biri. Gerçekten mutluyum şu an ayrıldığıma. Bayağı eski bir otobüste gidiyoruz şu an. Delhi'den hala çıkamadık. Otobüse şöyle satıcılar falan geldi. Öyle değişik şeyler falan satıyorlar. Bu da bizim Agra'da kaldığımız hostelin sokağı. Çok seviyorum Hindistan'da şu kaotik kelimesini kullanmayı. Tekrar kullanacağım burada. Dün de burada yemek yedik. Dün çok acıkmıştık. Yeni gelmiştik Agra'ya. Burada yemek yedik. Çok iyi buranın şeyleri. Samosaları. Dedim de burada samosa yok şu an. Görüşürüz. What is this? Potato. Potato? Only potato? Yes. This? Alutiki. 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 And this one? Awaji. Awaji. Dawaji. 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 This is with tomato. It's tomato? Mixed with? Potato, right? Okay, okay. Aha. Arda panipuri oluyor. Panipuri de tatlı bir lezzet herhalde. Aynen, tatlı bu. Aşırı tatlı olduğunu düşündüğüm için şu anda biraz uzak duracağım. Bu çiğ köfteye benzeyen şey ise gerçekten çiğ köfteye benziyor. Şu an hatta keşke çiğ köfte olsa demiştim de değil. Balbaji diye bir şey. Pardon, pavbaj. Böyle bir sosa benzer bir şey. Ve aşırı yağlı. Ağır yani, ağır. Bayağı ağır. Patatesli dediğim alotikinin de yapım aşaması tamamen böyle. İnanılmaz yağlı bir şey ya. Lezzetsiz diyemem ama inanılmaz yağlı. Bakar mısın ya? Hostelde sıcak su bulamadık pek. Sadece saçlarımızı yıkayabildik ve yoldayız. Tuk-tuk 40 rupileri, o yüzden hiç uğraşmadık yürümekle. Aslında yürüme mesafesi ama geç kalacaktık. O yüzden evet, rahatladık. Böyle sabah sporu yapan insanlar da var. Saat şu an 5.30. Her gün binlerce turist geldiğinden böyle bir yol yapmışlar. Yolun sonu da Taj Mahal'e çıkacak. Şimdi buraya geldik. Biletleri alacağız. Saat 6'da açıyorlar. 1250 giriş. Muzeyliğimi de görmek için. Muzeyliğimde de kabiller var. Sadece turistler var şu an. Bir de Hintli skemler. Hayatımızın hamlesini yaparak Amerikanolarımızı aldık. Ancak böyle açılabilirdik zaten.
boş yapmadan burası bitmez. Yapacak hiçbir şey yok. Tripod'u almıyorlar. Bende de ufak bir gerilla tripod vardı. Bilmiyordum. Şu an resmen koşuyorum gün doğumuna yetişmek için. Çağatay girdi önden içeri. Şimdi arkadan onu yakalayacağım. 10 dakikadır koşuyoruz. Hava hala lehimize. İşte şu karşısı. Kesinlikle karşısı. Görseniz koşuyoruz. Yani şöyle yapayım. Bildiğin koşuyoruz. İşte çektiğimiz sıkıntılar bunlar. Hayat bize güzel diyorsunuz ya. Bize mi güzel Çağatay? Aynen. İşte fotoğrafı çekildiğimiz yer burası. Fotoğrafın çekildiği yerde burası. Kişi buraya geçiyor. Ve bu insanlar diğerlerinden sıra istiyor. Sırayı almak gerçekten zor. Biz bayağı erken geldiğimiz için rahatlıkla çekilebildik. Bana göre Tac Mahal'de fotoğraf çekilecekler için en iyi pozisyon. Görüyorsunuz yani. Diğer lokasyonları da keşfedeceğiz birazdan. Ama burası şu an can pazarı olmaya başladı. Sanırım bu dakikadan sonra zaten çekmek çok zor olacak. İçeri girdikten sonra bir saat falan geçti şu an. O yüzden koşarak buraya gelmeniz lazım. Arkadaşlar herkese merhaba. Şu anda Tac Mahal'deyim. Agra şehrindeyim. Hindistan'ın Agra şehri. Burası eski Babür İmparatorluğu'nun başkenti olarak kaldı bir süre boyunca. Çoğu insanın düşündüğünün aksine Tac Mahal bir cami veya Hindu tapınağı değil. Burası bir türbe. Hem de öyle bir türbe ki üzerine en çok para yatırılan aşk hikayesini barındırıyor içinde. Çok enteresan bir hikayesi var buranın. Birazdan bu hikayeyi anlatacağım. Bu arkamda görmüş olduğunuz ise Tac Mahal'in hemen yanında duruyor. Ve evet, bu bir cami. Yani içeride cami de var. Şu an ilginç bir şey deneyeceğiz. 1000 rupi olan bilet var, bir de 1250 rupi olan bilet var. Biz 1250 olanı aldık ki buraya, yani içeriye girebilelim. Biz ilk geldiğimizde burada bir güvenlik yoktu, şöyle gördüğünüz şekilde. Şu an güvenlik koymuşlar. Şimdi bakalım, deneyeceğiz. Elimizde eğer bilet olmasaydı, yani 1000 rupiliği alsaydık, giriş çıkış yapabilecek miydik? Galiba çıktık şu an. Çıktık abi. Çıktık. Bedouin'de. Çağatay önden çaktırmadan gidiyor. Yani şu an bildiğin çıktık. Yani bu da demek oluyor ki eğer sabah en erken girenlerdenseniz, yani 6 gibi burada olduysanız 1000 rupilik bileti alabilirsiniz. Ve buraya da girebilirsiniz. 1250'ye gerek yokmuş. 250 çöpe gitti. Hadi bakalım. Ben onu anlatmaya üşendim şu an. Babür İmparatorluğu'nun başında Şah Cihan vardı. Yani dünyanın şahı. Şah Cihan döneminde aslında Babür İmparatorluğu parlak bir dönem yaşadı. Parlak bir dönem yaşadı ama ekonomi kötüleşmeye başladı. Çünkü Şah Cihan'ın yaptığı gereksiz harcamalar vardı. Bunlardan biri olarak görülen Tac Mahal, çoğu kişinin sandığının aksine bir cami veya Hindu tapınağı değil. Evet, Hindu tapınağı olarak düşünenler de çok. Bunun aksine Tac Mahal bir türbe. Şah Cihan'ın vefat etmiş olan eşine adadığı bir türbe. Tam 14 çocuk yapmış olan eşi Mümtaz Mahal. Mümtaz Mahal isminden geliyor zaten Tac Mahal ismi. Şah Cihan'ın Mümtaz Mahal'den tam 14 çocuğu oldu. Bunların 8 tanesi vefat ediyor. Şah Cihan'ın 2 eşi daha var. Ancak en çok güvendiği eşi Mümtaz Mahal oluyor. Herkes birbirinden izin falan istiyor. Yani en simetrik açılardan bir tanesi bu. O yüzden burada yürüyen insanlara bayağı kızıyorlar. Şurada fotoğraf çektirenler. Haksız değiller. Haklılar desem bu adamlar nerede yürüyecek? Böyle değişik bir durum. Normalde ortadan yürümek yasak. O yüzden de aslında kızılıyor bu insanlara. Şimdi buradaki poz vermek için sıra yarışı. Çağatay yer almaya çalışıyor. Sıkıntı var abi, biraz sıkıntı var. Hep onlar bize verdi. Çağatay biraz nazik kaldı. Vallahi çatır çatır sırayı kapıyor adamlar. Mert şimdi gidiyor, fotoğraf çekinecek hayırlısıyla.
büyük bir challenge başlattı. Tabii insanlar şey yapmıyor, beklemiyor. Hintliler geliyor, önüne geçiyor. Kimse sıra beklemiyor. Saygısızlık, diz boyu falan. Evet. Az önce ben çekinirken daha zordu. Şimdi Mert'e bakacağız. Şu an diyor ki sırada ben varım. Hani sana ne oluyor? Sen bir dur hele diyor ama tabii laf atmak çok zor. Laf anlatamıyorsun hintlilere. Hadi Mert. Hala yapamıyorum. Hazır mısın etraftakilerle mücadeleye? Abi hiç hazır değilim ya. Bak gelmeye başladı. Abi bak ben çekerken bile önüme geçiyorlar. Sert yap, sert. Sert yap biraz. Tamam beklet beklet. Tamam ver pozunu. Onu biraz daha kov. Biraz daha kov. Tamam ver abi şunları. Tamam tam ortaya geç. Tam şey hizasına geç. Tamam şunu kov. Tamam ver pozunu ver pozunu. Biraz daha yana geç. Tamam dur. Ver pozunu. Sağ elimle fotoğraf çekip sol elimle video çekiyorum. Tamam. Bir de arkadan abi. Tamam dön. Güzel. Günümüz rakamlarıyla 1 trilyon dolar harcanmış buraya. Bu yüzden de Şah Cihan inanılmaz tepki toplamış etrafından. Şah Cihan'ı Tac Mahal'in karşısında bulunan Agra Kalesi'nde 7 sene boyunca hapseden oğlu gerekçe olarak bu tarz eylemleri ve eşinin vefatından sonra akli dengesinin yerinde olmadığını, artık bu imparatorluğu yönetemeyeceğini düşündüğünden veya düşündüğünden mi? Bu bir bahane midir başa geçmek için? Çünkü babası kendisinden çok daha güçlü. İktidarda bulunduğu sürece oğlu Alemgir hiçbir şekilde iktidara geçemeyecek. Bu tarz bahaneleri öne sürdüğü düşünülüyor. Ve bu bahanelerin arkasından da Tac Mahal'in karşısında bulunan Agra Kalesi'nde babasını, yani Şah Cihan'ı tam 7 sene boyunca ölümüne kadar hapis tutuyor. Tutsak hayatı yaşadığı, onu üzdüğü anlamına gelmiyor diyenler var. Tutsak tutulduğu belli bir bölümünden Tac Mahal'i izleyebilme fırsatına erişiyor. Karısının yasını tutabildiği için aslında bu durumdan çok da üzgün olduğu söylenmiyor. Tabii insanlar burada pozlarını veriyor. İşte Tac Mahal'i tepeden tutmalar falan. Tac Mahal'e tekme atmalar. Yürüyerek anlatmak istedim ki etraftaki insanların fotoğraf telaşı görün. Ne tarz pozlar veriyorlar. Ne kadar heyecanlılar, etraflarında duran insanları nasıl ayıklamaya çalışıyorlar. Bunları da görün istedim. Sadece Tac Mahal'i görmeniz olmadı geldi. Çünkü bu insanlar da buranın bir parçası. Are you? Are you brother? Yeah. What's your channel name? I can write. I'm YouTuber. My channel, my subscriber around. So, what's your name? Technical Sohil. My name is Sohil and my channel name is Technical Sohil. Okay. 1630'da temeli atılmaya başlanan Tac Mahal 20 bin kişinin eliyle tam 22 yılda tamamlandı. Tam 20 bin kişinin eli ve emeği var. Şimdi bir rivayetten bahsedeceğim. Şah Cihan'ın açtığı dünya çapında yarışma sonrasında başvuranlardan İsa ve İsmail Efendiler, yani Mimar Sinan'ın iki öğrencisi, bu yarışmayı kazanıyor. Ve bu iki mimarın elinden bu yapı çıkıyor. Şimdi anlatacağım ilginç detayı Tac Mahal'i göstererek anlatmak istiyorum. Çok dikkatli bakarsanız Tac Mahal'in kuleleri dik değil. Yani simetrik olarak dik değil. Dışarıya doğru hafif meyilli. Bunun amacı depremde kulelerin binaya zarar vermesini önlemek. Kameradan ne kadar net görünüyor bu dışa meyilli olan açısı ama kendi gözünüze baktığınızda dışarıya meyil net bir şekilde görünüyor. Bu da hemen gel, hemen gel yanımdan fotoğraf çek. Mozelyum. İçeride iki türbe var. Az önce de anlattığım gibi. Bu türbelerden bir tanesi Şah Cihan'a ait. Eşinden sonra vefat eden Şah Cihan'a ait. Diğeri ise de Mümtaz Mahal. İkisi yan yana yatıyor şu an içeride. Fotoğraf veya kamera tabii yasak içeride. Normalde Tac Mahal'in diğer her bölümünde kullanabilirsiniz. Ancak içerideki mozelyumda fotoğraf makinesi ve kameralar yasak. Şimdi burada Şah Cihan'la Mümtaz yatıyor. Yani mozelyum dedikleri yer burası. Bazen işte böyle insanların da çekiyorum. Benden rica ettiler böyle fotoğraf çekmemi. Ben de çekiyorum. Yeah. This, what is this, sir? Şimdi burası da bir başka pozisyon.
Ama bak şu pozisyona bakar mısın ya? Bak. Abi, kimse burayı akıl edemedi şu an. Ama herkes gelmeye başladı ya. Yok böyle bir şey. Başkenti Agra'ydı. Babür Şah'ın kurduğu Babür İmparatorluğu'nun. Ve bahsi geçen 16 Türk devletinden biri. Hindistan'da tam 332 yıl egemen olan Babür Şah'ın kurduğu Babür İmparatorluğu böyle bir yapı ortaya çıkardı. Günün en güzel olayını yaşadık az önce. Çağatay'ın kamerasına kuş pisledi. Karga boku. Ah. Peçete arıyor şu an. Hindistan'da peçete bulabilirse artık. Evet, şimdi Taj Mahal'den çıkacağız. Saat 10'a geliyor. Resmen 4 saat geçirmişiz burada. 4 saat değil, 3,5 saat. 6,5'da girdik. 3 saat izin var diye biliyordum ama şu an 4 saati geçtik bile neredeyse. Dışarıdaki oyalandığımız vakitle beraber bayağı vakit geçirdik ama gerçekten burası bu vakti istiyor. Yani 4 saat olmasa bile yani 1-2 saat değil burası. En az 3 saat derim yani. Çok fark yok 3 saat 4 saat. Bu arada ilk geldiğimdeki ortamı gördünüz ne kadar sakindi. Çok sakin değildi de yani şundan ve şundan yani bundan sakindir ben eminim. Bakar mısınız şu saatte ne hale geldi burası? Yani o yüzden dedim saat 6.30'da kapıda olun diye sabah 6.30'da. Yani 6.30 harici buraya girdiğinizde en az bu kadar kalabalığı yaşayacaksınız. En az. Çünkü şu an vakit geçtikçe burası daha da kalabalıklaşacak. Bizim az önce bulduğumuz noktalarda yer bulmanızın mümkünatı yok. Ya bunu garanti edebilirim en azından. Burası Hindistan, her şey olabilir, hiçbir şey garanti edilemez ama burası da en dış kapıydı. Şu anda çıkmış bulunduk. İnanılmaz acıktık, tahmin edebilirsiniz yani. Hiçbir şey yemeden geldik, koştur koştur saat 4'te uyanıp. Evet, şimdi muhtemelen yemeklerin olduğu bir sokağa gireceğiz. Yemekçilerin olduğu. Orada karıştırıp marıştırıp bir şeyler yiyeceğiz. Az önce yanılmışım, çıkmamışız. Şu anda çıktık. Sonunda buldun ya. Sonunda buldun yani bir şeyini, biletini. Ya, aramaktan yoruldum şu ufak. Abi çantana ya. Koyuyorsun hep. Son boş mu bu? Yok, bu boş değil. Şimdi bizi darlayacaklar, bize sıkıntı verecekler. Aynen. Burada. Bak şimdi geldi. Excuse me. Are you some souvenirs there? Buralarda Taj Mahal'in yanında kalan arka sokaklar. İlk getirdiğim o hani locker room'a bıraktığım tripodumu unuttum ve dışarı çıktım. Adam da tekrar içeri almayacağını söyledi. Kapıdaki güvenlik çıkışı yaptığında. Git dedi, dolaş etrafı. Taj Mahal'in bütün etrafını dolaş. Tekrar ilk girişteki kapıdan bıraktığın yerden al dedi. Ben seni almıyorum dedi buradan. Ben de tamam dedim. Bakalım bu sayede diğer sokakları da görmüş olacağız. İlginç bir bilgi daha vereceğim. Bu arada şu an arkamdaki Taj Mahal değil, farklı bir açıdan konuşmak istedim. İnanılmaz bir güvenlik önlemi var Taj Mahal'de, girişte. İçeriye tripodunuzu bile sokamıyorsunuz. Yani içeriye sadece varsa suyunuz, kameranız, cep telefonunuz ve cüzdanınızla girebilirsiniz. Daha fazlasını yanınızda getirmeyin bile çünkü almayacaklar. Hatta emanete bırakıyorsunuz. Benim yanımda ufak bir gerilla tripodum vardı. Ve bunu almadılar. Bu yüzden vakit kaybettik. İstediğimiz yerlerde fotoğrafı çekildik yine ama çok daha rahat bir şekilde çekilebilirdik. Biraz koştur koştur oldu. Güvenlik önlemleri kesinlikle anlaşılabilir düzeyde. Yani nasıl ki havalimanında yakınmıyoruz güvenlik önlemlerinden. Aslında yakınabiliriz. Çok da bir şey önlediği söylenemez ama neredeyse havalimanı gibi güvenlik önlemleri üst seviyede burada. Yani çantanız 2-3 kere aranıyor. Belki 3-4 ayrı güvenlik noktasından geçiyorsunuz içeri girerken. Yani bayağı bir vakit alıyor bu önlemler. Ve dediğim gibi çoğu şeyi yanınızda içeri bile sokamıyorsunuz. O yüzden her şeyinizi otelinizde veya hostelinizde bırakmanızı öneriyorum zaten. Yanınıza sadece kameranız, cep telefonunuz
cüzdanınızla gelin. Daha fazlasını hiç almayın çünkü zaten emanete bıraktırıyorlar. Yani güvenlik konusunda böyle bir durum var Hindistan'da. Yani kişisel güvenlikten bahsetmedim az önce. Devletler bazındaki güvenlikten bahsettim. O yüzden Tac Mahal'in girişinde bu tarz güvenlik önlemleri üst düzey, had safhada tutuluyor. Bu da anlaşılabilir bir durum dediğim gibi. Kesinlikle en geç 5.30'da Tac Mahal'in kapısında bulunun. Eğer bulunmazsanız en güzel güneş açılarını kaçıracaksınız. En güzel açıları kaçıracaksınız. Kapıda biletiniz elinizde hazır bulunun. Bileti web sitesinden de alabiliyorsunuz. Resmi web sitesinden. Bunu aşağıda link olarak belirteceğim zaten. Bence online olarak alın biletinizi. Rahat bir şekilde en başta sıraya girin. Onun dışında burada 3 saat geçirmenize izin veriyorlar. Yani 3 saatiniz var. 3 saatte oldukça yeterli bir süre zaten Tac Mahal'in her noktasını türbeler dahil gezebilmek için. Onun dışında burası cuma günü hariç her gün açık. Ona göre kendinizi ayarlayın.